Evet arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar şu anda bentlerden kurulanlar aynen devam edeceğiz. Şimdi tank bentli olanları görmüştük. Rübayi tuyu diğerleri neymiş? Musammatları göreceğiz şimdi. Hadi bakalım musammatları şekilsel olarak mı görelim? Bak. Türk Edebiyatı'nda en çok kullanılan. 3, 4, 5, 6. Bu kadar. En çok 4, 5, 6 var. Tamam. Şimdi üçlülerden başlayacağız. 3 Üç bentli, 4 bentli, 5 bentli, 6 bentli arkadaşlar daha sonra tahta silip 7 bentli, 8 bentli, 9 bent, 10 bent şeklinde devam edeceğiz. Şimdi herkes buraya baksın. 3 bentli den başlayalım. Çok kullanılmaz. Nedir? Müselles. Müselles bak A, S, L, S 3. 3'ten gelecek. Selase şeklinde karşımıza çıkacak. Şimdi gelin bunları hep beraber bir görelim. Bak. Bu şöyle olabilir. A, 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 B, B, A. Olabilir. Doğru mudur? Üçlü. Şöyle de olabilir. A, A, büyük A, B, B, büyük A. Bu şekilde de olabilir. Şimdi sizin arkadaşa bir isimlendirmeyi öğreneceğiz. Tamam Eğer küçük A demem sadece kafirlerin aynı olduğunu gösterir. Tamam Mesela bu ne olabilir atıyorum sonunda? Hayran ya da devran. Dikkat et. Bunlar birbirinin aynısı mı? Hayır. Sadece nedir arkadaşlar? Kafiyeler aynı doğru mudur? Bak şundaki kafiyeler aynı doğru mudur? Kafiyeler aynı. Şimdi herkes bana söylesin. Şimdi lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Eğer sadece kafiyeler aynıysa ve üçlüyse. Bir kere bu üçlü olduğu için müselles olmaya müselles mi Evet. Evet müselles. Peki sadece kafiyeler aynı olduğu için bu nasıl müsellestir biliyor musunuz? Müzdeviç müselles. Ya da müsellesi müzdevice. Anlaştık mı? Olay mı? Eğer ki ikinci usulde büyük A demiş. Büyük A ne demek? Yani bunların üçüncü mısraları birbirinin aynısı. Kopya yapıştır. Aynı. O yüzden o da müzdeviç olmaz. Aynı derken ne demek? Cümle birbirinin aynısı kardeşim. Al. Şurada demişim arkadaşlar. Bana bir gün dedi. Al buraya da yazıyorum. Bana bir gün dedi. Canım kardeşim. Burada birbirinin aynısı mı? Aynısı. Şimdi yorumla. Büyük kere üçlü mü? Üçlü. O zaman bu bir kere müselles olmaya müselles mi? Evet müselles. Ama birbirinin aynısı olduğu için bu nasıl müselles mütekerrir? Bak iyi dikkat et. Yani tekerrür eden, tekrar eden şunlar turuncuyla gösterdiğim alanlar tekrar ettiği için bu nasıl müsellestir? Mütekerrir. Anlaştık mı? Müselles zaten kolay. Müselles üçlü olan müsellestir. Ama ben buradan sadece üçlü olan müsellesi bilmenizi istemedim. Aynı zamanda ne istedim arkadaşlar benim sizden beklediğim? Müzdeviç mi? mütekerrim? Nasıl ayrıldığını gördük mü? Yani size bir beyt verildiği zaman en az arkadaşlar size bir bent verildiği zaman en az iki bent verildiği zaman bunu ne yapabiliriz bulabiliriz. Anlaştık. Şimdi dörtlü. Murabba, termi, terbi, terbi mutarraf şarkı şeklinde kaçları göreceğiz şimdi dörtlü. Arkadaşlar Türk Edebiyatı'nda dörtlü oldukça yaygındır. Hadi beraber halledelim. Bak dörtlü. A, 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 A. A. B, 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 A. Gördük mü? Ve büyük ağlı var a a a a b b b büyük a. Arkadaşlar dörtlerde murabba anne karnından zaten kaşlı doğmuştur dörtlü. Yani bunu yazan şairi zaten orijinal bir şekilde kaşlı yazmıştır, dörtlü yazmıştır. Şimdi beraber bunlara bakalım ve bunların ayrımına bakalım. Bak. Burada sadece küçük a yazmışım değil mi? Sadece demek kafiye var. Başka bir şey yok. Yani yazalım. Devran ve seyran gibi. Sadece kafiye var. O zaman şimdi yorumlayarak gidelim. O zaman bu murabba olmaya murabba mıdır? Evet. Yazalım. Bu murabba. Sadece kafiyeleri aynı olduğu için nasıl murabbadır söyleyeyim ana? Müzdeviç murabbadır. Şimdi buraya bakalım. Büyük ağları gördünüz mü? Büyük ağlar ne demek istiyor? Kelimenin aynısı tekrar ediyor. Bak, kısa olduğu için sana gel dedim işte aynısı. Sana gel dedim bir gün ta derinden ben. Sana gel dedim bir gün ta derinden ben. Ulan bunlar birbirinin aynısı değil mi? Evet aynısı. Bunlar birbirinin aynısı. O zaman arkadaşlar bunlar birbirinin aynısı olduğu için murabba olmayan murabba mı? Evet. Ama nasıl murabba söyleyeyim bana? Mütekerrir murabba. Anlaştık mı? Çok zor bir yanı var mı? Hayır. Bence... Murabba ne zaman müzdemiş, ne zaman mütekerrür oldu? sana sınavda verildiği zaman tak 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 ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Anlaştık. Şimdi anne karnından dörtlü doğan neydi? Söyle bana. Murabbaydı değil mi? Şimdi sonradan dörtlemeye de terbi denir. Bak. Murabba. Bak RB. Gördün mü? Dört. Burada da bak aynı kökten. Terbi. Dörtleme demektir. Yani ben terbide bu zaten orijinali dört değil. Ben ne yapıyorum? dörtlü Şimdi bana. Elimde orijinal bir ne var? Gazel var. Bak. A, A, B, A. Şimdi cevap ver. Bu neymiş değerli kardeşim? Bir gazelmiş değil mi? Bu bir gazel. Bu bir gazel. Gazeli aldık elimiz. Gayet güzel. Demek gazel kaç beytten oluşur? İki. Ben bunu ne yapacaktım gençler? Dört diyecektim. O zaman A. Ah, siyah kalemle üzerine iki tane daha yazıyorum. İki artı iki kaç oldu gençler? Dört. Ben dörtlemiş oldum, değil mi? O zaman yorumu. Gazelin üstüne arkadaşlar, ben dörtlemek amacıyla kaç beyit daha ekliyorum aynı kafiye düzeninde söyleyin 2 2 mısra daha ekliyorum. Yani bir beyit daha ekliyorum. Bak, Ah. Mavi kalemimi aldım. Dörtleyelim. A A A A, A. dörtledim. Bak, B dedim bir altındaki. A B B. Ne yaptım? Dörtledim. Dörtlediğimi mi gördük mü? Şu an ben ne yaptım? Aldım bunun üzerine bunu ne yaptım değerli kardeşim? Dörtledim. Dörtledim oldu bitti. Şu an bir gazenin üzerine iki tane daha yazdım dörtledim. İşte arkadaşlar bu orijinaldi, bu orijinaldi, bu sonradan yazıldı. Eklenen bölümlere de nedeni zamime. Eklenen bölümlere de ne dedim mavili bölümlere? Zanime. İki artı ikiden 4 yaptığım için bunun adı nedir arkadaşlar? Söyleyin bana terbidir. Şimdi herkes terbiyenin mantığını kolay bir şekilde anladı mı? Sıkıtır bir yanı var mı? Şimdi bir küçük bir sınav egzersizi yapalım. Tahtanın kameraman arkadaşımı tahtanın sağ tarafına bir davet edeyim önceden. Şimdi iyi bak. Şimdi buradan bizim dikkat edeceğimiz neresi var? Şimdi sana adam birine vermiş şiir vermiş. Bu şiir nedir demiş unutma. Bu soruları mahlas kullanmadan sormaz. Mahlası yazalım. Şurada ne yazmışım? Nabi yazmışım. Şurada ne yazmışım? İbrahim. Ve ne yazmışım? Hasan. Şimdi bak mağlası. Burada kaç tane mağlası var? Bir tane. Anne karnından kaçtı doğmuş bu gördüğümüz gibi arkadaşlar? A, A, A arkadaşlar. Gidiyor bu sonlar olduğu için aynı. B, 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 A diyelim arkadaşlar. Aynı şekilde şurada aynı şekilde arkadaşlar. B, B, B. Şimdi bunlar dörtlü olduğu için. Bunun birisi murabba, birisi terbi olacak. Bak bu anne kanından dörtlü dönmüş hepsinin nabi yazmış. O zaman hepsinin nabi yazdığı için bu bir nedir değerli kardeşim söyle bana? Murabba'dır. Ama bak burada gördüğün gibi zaten orijinal İbrahim'in yazdığı bir ne varmış? gazel varmış. Hasan burada buna ne eklemiş arkadaşlar? Zamime. Doğru mu? O zaman demek ki bu murabba değil artık bu ne olacak? Terbiye. Anlaştık mı? Yani karşımıza çıkarsa, bu karşımıza çıkan yere herkes nasıl davranacağımızı kolay bir şekilde algıladı mı? Sıkıntılı bir yanı var mı yok mu? Söyle bana var be. Evet gayet güzel. Şimdi geldik. Terbiyenin farklı bir açısı da karşımıza çıkabilir. Terbiye mutarraf. Mutarraf. Mutarraf da bu terbiyenin özel bir biçimidir. Yani bu sefer eklemeyi nereye yapacağım? Araya. Burada neresine koyuyordum? Üstüne. Yani şöyle diyordum değil mi arkadaşlar? Bak terbiye şuydu. Anne karnından dörtlü doğdu. Murabba. İkinin üstüne iki koydum. Bu neydi arkadaşlar? Terbiydi. Şimdi ben ikiyi ayırıyorum. Orijinal gazeli ayırıyorum. Lak diye arasına ne sokuyorum? İki tane sokuyorum. O zaman bunun adı ne olacak? Terbiye ne olacak? Mutarraf olacak. Nasıl olacak hocam? Bak şimdi. Turuncu kalemimizi alalım ve ben size söyleyeyim. Bak. Şu orijinal bir nedir? Gazel. A, A, B, A. Bu orijinal bir nedir? Gazel. Şimdi mavi kalemi mi alıyorum? Bak, 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 bak. Gazelin arasına A, A. arasına B, B. Ne yaptım? Ek yaptım. Bu eklediğim yerler nedir? Zamime. Bu eklediğim mavi yerler nedir? Zamime. O zaman ben şu an gazelin arasına ekleme yaptım değil mi? O zaman ben ne yaptım? Terbiye taraf yaptım. Peki yaptığım işlemin adı ne oldu gençler? Söyle bana. Taştir. Ne oldu işlemin adı? Taştır. Demek ki işlemin adı taştır. Bu nazım şeklinin adı nedir arkadaşlar? Terbiye nedir? Mutara. Anlaştık mı? Olay bu. Şimdi dörtlerden. Hep beraber bir tekrar edelim. Anne karnından dörtlü doğdu. Murabba. İkinin üzerine iki ekledim. Ki zaten bunu nereden anlayabiliriz arkadaşlar? Mahlaslardan terbi. Peki arayı yaptım. O zaman terbi mutarraf. Peki bu arayı yapma işleminin adı nedir? Taştır. Olay bu. Şimdi bakalım hadi. Geldik milli bir nazım şeklimize. Nasıl bir nazım şekliymiş arkadaşlar? Milli. Bak tuyu vardı şarkı. Demek ki iki tane milli nazım şeklimiz varmış. Biri tuyu, biri şarkı. Bestelenmeye uygun murabbadır. Aa, nereye uygunmuş gençler bu? Bestelenmeye uygun arkadaşlar. Yani bunu besteleyebiliriz. Şu Nedim'in yazdıkları gibi. Bak şimdi. Yalnız bunda kafiye şeması. Birinci tip kafiye şeması bu. İkinci tip kafiye şeması bu. Üçüncü tip kafiye şeması bu. Birinci tip kafiye şeması en çok kullanılan. İkinci tip kafiye şeması arkadaşlar nitekim o da çok kullanılır. Ona da kullanılan diyebilir. Ama üçüncü tip kafiye şeması çok az kullanılır. Yani bunu dikkate bile almaya gerek yok. Sadece bazı bileceklerimizi söyleyelim. Bak. Bu da dörtlerden doğru mudur? Evet. Herkes baksın. Şimdi bunun arkadaşlar dört dört. Üçüncü mısra miyan adını alır. Her bendin. Dördüncüsü nakarat adını alır. Anlaştık mı? Üçüncüsü neymiş? Miyan. Al mesela. Bu miyan. Bu da nedir arkadaşlar? Nakarat. Olay budur. Peki burada sürekli tekrar eden bir ne vardır gençler? Nakarat vardır. Besteliyoruz yani. Türkiye doğru yaklaşmış hali diyebiliriz. Mesela ben burada Murabba'yı ne tarafa doğru kaydırdım? Türkiye. Peki burada nasıl bir dil kullanılır? Sadi. O Murabba'dan sadi dili de ayrılır. Başka. Ve özel veznini gördünüz mü? Bana şuradaki özel veznini okuyalım beraber. Haydi bakalım şöyle alayım okuyalım. Mef'ulü mefa'ilü mefa'ilü faulün şeklinde arkadaşlar özel bir neyi vardır bunun? Vezni vardır. Demek ki özel bir ne kullanılır arkadaşlar? Vezin kullanılır. Kafe şeması olarak gördüğümüz gibi a a a büyük a b b b büyük a şeklinde geçer. Ya da ikinci tip bak gördünüz mü? Aynen koşma da olduğu gibi a büyük a a büyük a b b b, b a şeklinde geçer. Vezni ve sadeliği bizde bunu ne yapar? Ayırır. İlk şarkı şairi arkadaşlar Naili Kadim'dir. Naili'dir. En çok yazan Enderunlu Vasıf'tır. En güzel şarkıların sahibi de Nedim'dir. Bak en çok deyince herkes Nedim diyor. Hayır. İlk yazan Naili Kadim. En çok yazan Enderunlu Vasıf. En güzel yazanlar Nedir? Nedim'dir. O zaman bu dörtlere bakalım. Anne kadından dörtlü doğdu. Murabba. İkinin üstüne iki ekledim, terbiye. Ara ekledim, terbiye bu taraf. Yapılan işlemin adı ne? Taş, dir. eğer uygunsa aşağıdaki vezirle yazılıyorsa şarkı. Anlaştık mı? Milli. Şimdi beşlere geçtik. Muhammed Bak. Muhammed kaçlıdır? Beşlidir. Hadi bakalım. Beraber buna bakalım. A, 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 a B, 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 A. Beşli. A, 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 büyük A, B, 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 A, büyük A. E, siz olay çaktınız ki. Hadi bana söyleyin. Bunlar beşli olduğu için anne karnından beşli doğmuş. O zaman bunlar muhammes olmaya ikisi de Muhammed mi? Ve bunları çok ezberlemenize gerek yok. Bak hamse. Hamse beş demek değil miydi? Al. Ham muhammes derken aynı şekilde aynı kökten geliyor. Peki bunlar Sadece kafiye aynı olduğu için aynı şekilde bakın seyran ya da hayran sadece kafiyeleri aynı olduğu için arkadaşlar. Bu nasıl Muhammed'dir? Müzdeviç. Anlaştık mı? Ama bak burada büyük A demişim. Demek ki aynısı tekrar ediyor. Al. Sen bana de arkadaşlar derinden tabi gün. Sen gel dedim bana derinden tabi gün. Aynısı aynısı olduğu için, tekrar ettiği için o zaman bu da nasıl muammes olacak? Müteker. Kolay bir şekilde hatırlattık. Anne karnından beşli doğarsa neymiş bu? Muammes. Ama ben orijinal elimde benim bir gazel varsa, orijinal elimde benim bir gazel varsa, doğru mu? Gazel kaç mısradan oluşur? İki. Ben bunu beşe çıkarırsam, tahmis ne demektir gençler tahmis? tamiz kelimesinin anlamı beşlemektir. Yani ben elimdeki gazeli kaça çıkartacağım değerli kardeşim söyler misin bana? Beşe. Elimdeki gazeli kaça çıkartacağım? Beşe. O zaman üstüne kaç tane eklemem lazım? Üç tane bak gördüğümüz gibi hesabına göre. O zaman turuncu kalemimi alıyorum bak. A, A, A. B, B, B. B. Bak şu an ben burada eklediklerim ne oldu? Zamime. Eklediklerim benim ne oldu? Zamime. O zaman bunun adı ne oldu? Tamiz. Anlaştık mı? Hocam sorularda nasıl çıkar? Tahtanın yan tarafına tekrar geçelim. Aynı mantık. Bak al. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi. Beşli olduğuna göre muha, Murabba da olabilir. Muhammes de olabilir. Tamiz de olabilir. Değil mi? Hadi bakalım. Şuraya yazdık Nabi. Ben burayı yazayım İsmail. Ben burayı yazayım Fehim. Ah. Şimdi bak bakalım bana. Şimdi arkadaşlar iki tane mahlas vardım. Bu anne karnından direkt beşli doğmuş. O zaman bunun adı ne olmuş? Muammes. Bunun elde zaten bizim bir neyimiz varmış? Gazelimiz varmış. Üstüne üç tane ne eklenmiş? Zamime. O zaman ben burada beşleme yaptığım için bunun adı ne olur arkadaşlar? Tamiz. Olayı kolay, kolay bir şekilde dalgaladık mı? Şimdi bana söyleyin. Sıkıntılı bir yan var mıdır? Yok mudur? Yok. Gayet güzel. Olay bu kadar basit. Şimdi geldik bak. Dikkat. Çoğu yerde karşımıza çıkmayan önemli bir bilgi. Sorar mı sorar. Mı bilinmez. Bak. Yazar kendi gazeline tahmis yaparsa. Yani. Bak başkasının gazeline yapılıyor değil mi tahmis? Kendi gazeline yapılırsa bunun adı tahmisi gazeli hot olur. Anlaştık mı? Kendi gazeline tahmis yaparsa bunun adı ne oluyormuş? Tahmisi gazeli ne oluyormuş? Hot. O zaman herkes tarafından olay anlaşıldı mı? Şimdi geldik. Muammesin yine bir özel biçimidir. Arkadaşlar meslevilerde ara söz olarak kullanılır. Meslevilerde insanı sıkmamak, yekme saklığı gidermek amacıyla araya atılır. Ve tardurek olarak da bilinen tardiye vardır. Tamam Burada tardiyeleriyle ünlü isim Şeh Galip. Artık bu Şeyh Galip ile özdeşleşmiştir. Ve özel vezni var. Vezni bana söyler misiniz? Mef'ulü mefailün faulün. Bir daha mef'ulü mefailün faulün. Bir daha mef'ulü mefailün faulün yazılır? Ve buna da ne deriz? Tardiye deriz. Bak dikkat vezin bizi ayırtacak. Zaten soru da gelse de hani karşımıza mefbulü, mefaülü, faülü uyguladığımız zaman zaten çıkar. Bu arada hocam mesela küçük küçük ya ben size her şeyi ezberleyin demiyorum. Küçük küçük yerler var. Mesela bunu ezberle. Bunu ezberle. Hocam mesela ben bunu nereye yazayım? Arkadaşlar evde nerede yazıyorsan küçük küçük kağıtlara yaz. Duvara sağa sola as. Ve en güzel ezberleme yöntemi odur. Örtük bir şekilde her şeyi öğrenirsin. Şimdi bak. Kafiye şeması yine klasik bir şekilde diğerlerinden çok bir farklı değildir. Anlaştık mı? O zaman anne karnından 500 doğdu muammes. 2'nin üzerine 3 ekleyerek yapıldı. O zaman ne oldu? Tahmis. Kendi gazeline tahmis yaparsa tahmisi, gazeli, hot. Eğer bunu meslebilerin içinde tadüreker şeklinde Şekkalib'in yaptığı gibi aralarda kullanırsam mef'ulü mef'ulüm, fa'ulüm vezine kullanırsam adı ne olur? Tardi. Anlaştık mı? Demek ki olay bu. Şimdi ben şuradan silgimi alayım ve şurayı silip 6.yı anlatayım size. Hadi bakalım. Şimdi 6'yı da şuradaki boş alanı anlatayım. Ondan sonra tahtayı tekrar silip öbür tarafa ne yapalım arkadaşlar? Geçelim. Buyurun. Şimdi 6. Çok kolay. Anne karnından altılı doğdu. Müseddes. Ondan başlayalım. Kaçlıymış bu arkadaşlar? Burası Muhammed 5 ise bu da 6'lı. Çok kolay. Hadi yapalım. A, 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 A. Alt oldu mu? Alt. A. Devam edelim. B, 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 B 4, B, alt. Güzel. Arkadaşlar şimdi aynısından bir de bu tarafa yapayım. A, 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 A. Büyük A diyorum ben. Buna da B, 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 B büyük A diyorum. Şimdi herkes baksın. Bak. Burada sadece kafiye birlikteliği var. Doğru mudur? Kafiye birlikteliğinden başka bir şey var mı? Ben göremiyorum. Mesela biraz önce dediğimiz gibi seyran devra. Bak sadece kafi. O zaman bir kere bu. O zaman kardeşim müseddes olmayan müseddestir. Doğru mudur? Müseddes. Yalnız sadece kafiye birliği olduğu için arkadaşlar bu müzdeviç müseddes ya da müse, müseddesi müzdevicedir. Ama şimdi bu tarafa geçiyor. Bak burada sonuncuları gördünüz mü Altıncular hep Birbirinin aynısı. İşte ben dedim sana da derinden. İşte ben dedim sana ta derinden. O zaman bunlar birbirinin aynen aynısı değil mi? O zaman bir kere o zaman bu da müseddes olmaya müseddestir. Lafımız yoktur. Yalnız bu müzdeviş değil. Tekrar olduğu için nasıl müzdev, müseddestir? Müteker. O zaman İkisini yine aynı mantıkla ayırdık mı? Demek ki mantık bu kadar net. Yalnız bakın bu altılıysa müseddes. Başına T koydum. Tesdis. Bak de. A. Altı. Bu da ne yaptık? Altılama. Mantığını kuralım. İlk önce elimizde orijinal bir ne olacak değerli kardeşlerim? Söyleyin bana gazel. Bu elimizdeki orijinal bir gazel midir? Evet. Hadi yazalım. Hop gazel. Hop ne diyeceğim? Gazel. Gazel. Ben şu an bu gazeli ne yapacağım? Altılacağım. Altılamak için kaç tane eklemek lazım? Dört. Üstü matematik becerimizi kullandık ve dördü bulduk. Bak A. Buraya ne yazacağım? B. 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 Dört. Eklediğim şu turuncuların adı ne oldu arkadaşlar? Zamime. Turuncuların adı ne oldu gençler söyleyin bana? Zamime. O zaman bu iki artı dört mantığından eklendiği için. Bunun adı ne oldu değerli kardeşim? Söyleyeyim bana. test O zaman şimdi herkes testisinin ana mantığını tak diye çözmüş oldum. O zaman musammatların zor olmadığını, aksine ne kadar kolay olduğunu hep beraber çözmüş olduk mu? Demek ki arkadaşlar olay bu kadar nedir? Basit. Mesela nasıl ayıracağım? Bak şurada bir tane. Al. Şurada mesela adam Nabi'yi söyleyecek, geçecek. Ama burada adam İsmail diyecek. Buraya ne diyecek? Behçet diyecek. İki tane ne kullanacak arkadaşlar? Malas kullanacak. O zaman şimdi herkes bu mantık kolayca kafasına yazdı mı? En çok kullanılanlar üçlü, pardon dörtlü, beşli, altılıdır. Şimdi tahtayı silip 7'li, sekizli ve dokuzlu onlara geçeceğim ama onların kullanımı birazcık daha nedir arkadaşlar? Azdır. Şimdi ben tahtayı sileyim. Onlara doğru geçelim. Hadi şurayı ben sili vereyim. Şimdi arkadaşlar 7'li tahtamızı temizledik. 7'li, 8'li, 9, 10'lu aynı mantık. bizi hiç yormayacak, 3-4 dakikalık iş. Hadi bakalım, beraber bakalım. Mesebe 7'li. O zaman sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Zormuş bunu yazmak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedili yazdık mı? Yazdık. Aynen dikkat ettiyseniz küçük yazdı. Yani bu ne demek? Sadece kafiyesi ne demek arkadaşlar? Aynı demek. Hani de, devran seyran yani belki yazayım. Al devran hayran. Sadece kafiyeler aynı gördünüz mü? O zaman bu bir kere müsebba olmayan müsebba mı? Evet yedir olduğu için müsebba. Peki o zaman bu tekrar etmediği için sadece kafiyeler aynı olduğu için nasıl müsebba arkadaşlar? Müzdeviç. Tamam. Şimdi müsebbanın değişik bir cinsine geçeceğiz. Biz hiç yormayacak. Bak al beraber yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru mu? Ama bak bunu bu sefer ne yazacağım? Büyük A. Tekrar anlamında. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop büyük A. Bunlar bu sefer ne oldu? Tekrar etti. Yani burada aynısı. Sen gel dedin ta derinden bana. Sen gel dedin ta derinden bana. O zaman bu da müsebba olmayan müsebba mı? Evet. Ama tekrar ettiği için nasıl müsebba arkadaşlar? Müteker. Anlaştık mı? Müsebba demek ki gördüğünüz gibi kaçlıymış? Yediliymiş. Ama buraya bir şey yazdım. Tesbi. Tesbih ne demek? Yedileme. Peki aynı kökten dikkat ediyorsun değil mi arkadaşlar? Aynı kökten geliyor. Demek ki bu yedileceksem bir kere elimde bir iki var. O iki elimdeki nedir gençler? Gazel. A, A. Değil mi? Bu benim elimdeki bir gazel. A. Şuraya da yazayım. B, A. Bu elimdeki orijinal neyim de benim? Söyle bana. Gazelimdi. Peki ben bunu yedileceksem üstte kaç tane eklemem lazım? 5. Ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yediredim doğru mu? Peki kafiye şeması ne olacak hocam? E, ee, bir altındakini aynen. A, 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 A. B, 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 B. Doğru mu? Eklediklerim ne oldu benim? Zamime. Eklediklerim ne oldu benim? Zamime. O zaman ben ne oluşturdum? Tespit. Sıkıntılı bir yan var mı? Gayet basit. Peki verildiği zaman ikisi de yediriyse nereden ayıracağız? Mahlas. İki mahlaslı tesbih, tek mahlaslı müsebba. Anne karnından yedirildi varsa müsebba, sonradan yedirilirse tesbi. Şimdi sekize geçtik. Sekiz neymiş? Müsemme. Direkt olarak kaçlıymış gençler bu? Sekiz. Hadi yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, A'dan devam ediyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yazdık doğru mu? Şimdi gençler bu 8 de olduğu için anne karnından 8'i e doğmuş. O zaman bir, bu kere nedir? Müsemmen. Müsemmen neymiş? 8 ile. Hadi bakalım bu müsemmen. Yalnız sadece kafiye sayını gördünüz mü? Al seyran al sana Devran. O zaman sadece kafiyesi aynı olduğu için bu nasıl müselles? Söyle bana müsemmel. Müzdeviç, müsemmel. Peki ben müsemmeni daha değişik bir getiriyorum. A, 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 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu an ne mesajı verdim? Aynısı. Sen gel dedin derinden bana. Sen gel dedin derinden bana. Doğru mu? O zaman bu bu şekilde olduğuna göre. Bu da 8'li olduğuna göre müsemmen miydi? Evet hocam müsemmendi. Peki aynen tekrar eden yerlere şahit miyiz? O zaman bu nasıl olacak değerli kardeşim? Mütekerrir müsemmen. Aynı. Sayıca gidiyoruz. Tesmin. Bak. Hop. Tesmin. Demek ki ben burada ne yapacağım? Sekizleme. O zaman elimde orijinal bir kaçlığım var? İkiliğim var. Sekizlemek için üstüne kaç tane ekleyeceğim? Altı. O zaman benim elimde orijinal bir gazel var mı? Var. A, A, B, -A. Bu elimdeki orijinal gazel değil mi? Bu benim elimdeki orijinal bir gazel. Şimdi ben bu orijinal gazelin üstüne ne yapacağım? Turuncu ile eklemeler yapacağım. Hadi bakalım üstüne 6 tane ekleyeceğim. 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B A. B, 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 B. Benim şu turuncuyla eklediğim yerler hangi adı aldı? Söyleyin bana. Zamime. Doğru mudur? O zaman buradan yine ayırabiliriz çok rahat. 2 mahlaslı, tek mahlaslı. Aynı mantıktan gördük mü? Aynı mantık son gaz devam. Bu tarafa bak. Mütessa tetsi. Aynı köklerden geldiğin herkes arkadaşlar görüyor. O zaman bu direkt kaçlı gençler söyleyin bana? Dokuzlu. Hadi bakalım cinsini yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bence ne yapacağımı hemen anladınız. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, hala A'dan gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sadece kahve ışınması aynılığını gördük mü? Aynen seyran, aynen devran. Tamam mıdır? Sadece kahve ışınması aynı. O zaman bu kere mütesa mıydı? Peki tekrar var mı? Yok. Sadece kafi. O zaman nasıl mütesisa? Müzdeviç. Öbürüne gel. Aynı mantığı uygula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop büyük. Geldim bak sonuncuyu ne yapacağım ben? Büyük yapacağım. Büyük yaparken siz orada ne mesajı veriyorum? Aynısı diyorum. Sen gel dedin ta derinden. Sen gel dedin ta derinden. Aynen nakarat mantığı da olduğu gibi. Bunların aynı olduğunu gördük mü? Gördük. O zaman kardeşim bu da mütessa, Yalnız nasıl mütesa? Tekrar ettiği için mütekerrir mütesa. Gayet kolay değil mi? Şimdi geldik bir de nedir? Tetsi. Tetsi. O zaman bu tetsi kelimesinin anlamını dokuzlama. Elimizde orijinal bir kaç var? İki. Doğru mu? A. Gazel. A. B. A. Bu benim elimdeki orijinal neydi gençler? Söyleyin bana. Gazelt. Değil mi? Ben 9'lamam için kaç tane eklemem lazım? 7. Turuncumuzu alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru mu? O zaman benim şu turunculuğu eklediklerim hangi anlama gelecek? Söyleyin bana. Zamime. 9'ladım. E, Mahlaslardan da arkadaşa mütesis ile ayırabilir miyiz? Evet. Aynı mantık. Son gaz devam. Geldik. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalem bile artık yazmam diyor. Şimdi geldik. Muaşşer. Onlu. Hadi bakalım. Bir, iki, üç ağları şöyle doldur verelim. Şimdi içinizden geçiyor. Kim böyle bir arkadaşlar şiir yazma gereği duysun ki? Evet, Türk Edebiyatı'nda kimse duymaz. Ama arkadaşlar Arap Fars Edebiyatı'nda adam duyar mı? Duyuyor ki bunu işliyoruz. Geldik. B, 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 hop. Şimdi artık ne diyeceğimi anladınız. Sadece burada kafiyeler Seyran. alsan arkadaşlar. Hayran. Kafi aynı olduğu için bu bir kere onlu olduğu için muaşşer olmaya muaşşer mi? Muaşşer. Peki arkadaşlar bu muaşşer. Ben bunu ayrı sadece kafiyeler aynı olduğu için nasıl muaşşer? Müzdevici için Bak buraya. Burada mesela burada sen gel bana ta derinden. Sen gel bana ta derinden. Nakarat tarzı aynı olduğunu gördük mü? Gördük. Ama o zaman bu da muaşer. Evet bu da muaşer. Ama tekrar ettiği için nasıl muaşer? Mütekerir muaşer. Olay gayet anlaşıldı mı? Şimdi taşir. Taşir. Ne demek? Onlama. Demek ki elimizde bir iki olacak mı? Olacak. Elimizde o iki, ezberlediniz. O elimdeki iki bir nedir? Gazel. A, A. B, A. Al sana buradan bir gazel aldık. Al sana genellikle buradan bir gazel aldık. Doğru mu? Şimdi üstüne ben onlayacağıma göre kaç tane eklemem lazım? Hop 8. Turuncuyu aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ekledim mi? Aa ekledim. Bu eklediğim yerlere ben ne adını veriyorum? Zamime. Eklediğim yerlere ben ne adını veriyorum? Zamime. O zaman bu da ne oldu? Taşşir oldu. Sizden istediğim evde kendinize bir tablo çıkartmanız. Hocam tablomuz nedir? Şöyle bir tablo çıkartın. 3, 4, 5, 6, 10'a kadar yazın. Mesela tabloda bazı 3 neydi? Müselles. 4 neydi? Murabba. 4'ten müşahali neydi? Terbi. Özel şekli neydi? Şarkı neyse. Beşli neydi? Muhammed. Beşleme neydi? Tamis. Başına T koyuyorsun ya. Tefil yapıyorsun gidiyor. Altını neydi? Müseddes. Altınama neydi? Tesdis. Bunlar şöyle bir ezberlemeniz amacıyla bu koyun. Benim tahminim arkadaşlar bunlardan sorsa bile 7, 8, 9, 10'dan hiç çıkacağını tahmin etmiyorum. Sadece Müzdeviş Mütekerri mevzusunu bilin. Peki başında T gelenlerden de iki mahlas olduğunu bilin. Anlaştık mı? Bunun üzerinde de çok durmayalım. alalım. sınavda çok fazla soru soracaklarını zannetmiyorum ama herkes ana mantığı anladı mı? Mantığı çözdü mü? Evet. Şimdi arkadaşlar demek ki bundan sonra öteki kafiyeli terkip ben tercih sonra divanların sıralamasını verdiğimiz zaman artık nazım şekillerimiz bitmiş olacak. Nazım türlerine doğru ne yapmış olacağız arkadaşlar? Yol almış olacağız. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar. Demek ki terkip ben, ve divanların sıralanışı da görüşmek üzere arkadaşlar.